park ve bahçelerde peyzaj amacıyla kullanılan önemli bitkilerden biri Akdeniz servisi arkadaşlar. Bugün oldukça gelişmiş güzel bir ağaç örneği gördük ve bundan çoğaltım yapacağız. Sizlere de bu konuda kısaca bilgiler vereceğiz. Öncelikle Akdeniz servisi hakkında hemen bilgilerimizi sunalım. Akdeniz servileri yaklaşık 40 santimetreye kadar boylanabilen, düzgün ve genellikle dik, yine müdahale edildiğinde de yayvan bir şekilde gelişebilen bir ağaç, çam ailesine ait. Yine bu bitkinin yaprakları yumuşak, dokulu ve oldukça hoş bir kokuya da sahip. Park ve bahçelerde genellikle yaygın olarak kullanılmakla birlikte rüzgar perdesi, çit ağacı şeklinde de kullanımı yaygın. Özellikle dik büyümeyi engelleyerek oldukça görkemli bir bitki elde etmemiz mümkün. Arkadaşlar, bu bitkinin üretilmesi çelikle çok rahatlıkla yapılabilir. Bunun için özellikle o yıl açmış ilkbahardan sonra yaza doğru daha açık yeşil renkli, bakın hemen fark ediliyor. Eski yapraklara nazaran renginin daha açık olduğu görülüyor. İşte bu körpe yapraklar bir yıllık sürgünler alınarak perlit ortamındaki, birazdan göstereceğiz ve perlitin ne olduğunu da kısaca anlatacağız. Buraya dikimi yapılarak çok basit bir şekilde ve herhangi bir ek işleme ihtiyaç duymadan bunları çoğaltabiliriz. Şimdi biz yeşil renkli yeni sürgünleri bir yıllık olanlarından toplayacağız ve daha sonra sera ortamında perlit içerisinde bunun köklendirilmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar, az önce ağaçtan aldığımız ve üretimi, köklenmesi en kolay olacak körpe yapraklar, bir yaşlı yeni sürgünler. Hemen bunun alttan itibaren yaklaşık 5-6 santimetrelik kısmındaki yaprakları temizliyoruz. Bunu perlit ortamına koyacağız ve burada bunun köklenmesini sağlayacağız. Hepsini bu şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar perlit ortamındaki işlemimize başlıyoruz. Perlit, bakın arkadaşlar, rahatlıkla tarım marketlerden bulabileceğiniz tarım perliti, genellikle ısıyla genleşme özelliği olan ve yüksek miktarda nem tutabilen bir kayaç, pomza taşı olarak da biliniyor ve doğal biçiminde oluşumunu tamamlıyor. Dediğimiz gibi beyaz renkli, bol miktarda su tutan ve ısıyla genleşme özelliğine sahip bir bitki. Bütün tarım marketlerden bunu bulabiliriz. Perlitimizi hemen düzenledikten sonra fidelerimizi dikiyoruz. Dikerken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken en önemli husus, kök oluşturacağımız ve yapraklarını aldığımız çıplak kısmı yatay bir şekilde perlite sokuyoruz ve tamamının girmesini sağlıyoruz. Böylece daha yüksek düzeyde bir yüzey alanı perlitle etkileşim haline geçecek ve burada köklenme hızlanacaktır. İşte bu şekilde yaptıktan sonra işlemimizi tamamlıyoruz. Burada yine önemli bir nokta, perlit mutlaka nemli olmalı, kurumasına izin verilmemeli. Bu nedenle perlit kontrol edilir ve kuruduğu görüldüğü andan itibaren de hemen sulanır. Bol bol sulayarak bu şekilde köklendirmeyi yapabiliriz. Takriben bir ay içerisinde kök salacak ve bunu alıp naylon tüplere dikerek yeni bir Akdeniz servisi fidanı elde etmiş oluruz.